Bir hastamızın sorusunu e, cevaplamak istiyorum. Bu şekilde diğer hastalarımız da bundan yararlanabilirler. Hastamız kron hastası olduğunu ve kendisine e, bir bilgiye ulaştığını, bir eczacının e, bir karışım bulduğunu ve bu karışım sayesinde kron hastalığını kökten tedavi ettiği ile ilgili e, bilgisinin olduğunu yaklaşık 2000 lira kadar bir maliyetle bunun çözüme ulaştığını, bu bilginin doğru olup olmadığını ve buna yaklaşıp tedavi kabul edip etmemesi gerektiğini soruyor. Ana prensip şudur: Kanıta dayalı tıp. Kanıt olmaksızın herhangi bir kişinin ben bir tedavi buldum diye ortaya çıkmış olması suç oluşturur. Ben de bugün için Covid'in aşısını buldum diyerek ortaya çıksam ve Covid'in aşısını bulduğumu iddia ettiğim sıvıyı etse 2000 lira değil de 50 liraya, 100 liraya, 5 liraya uygulamaya kalksam rahatlıkla en zengin insanlardan biri haline gelebilirim. O nedenle kanıta dayalı tıbbın dışında olan hiçbir veriye inanmak mümkün değil. Kronla ilgili e, bu bilgiyi e, verirken ayrıntıya girmek istiyorum. Kron hastalığı bildiğiniz gibi genetik yatkınlığın üzerine ortaya çıkan tetiği çeken bir mekanizmanın sonucunda hem bağırsaklarda hem de sistemik olarak pek çok organda hasara sebep olan ciddi bir hastalıktır ve e, ince bağırsak kanseri oluşum riskiyle karşı karşıya kaldığımız bir durumdur genetik e, prensibe dayanmayan tedavi biçimleri e, kökten çözümü sağlama şansına sahip değildir. Herhangi bir karışımı bularak e, bunun başarılı olduğunu iddia eden kişinin yapacağı en önemli şey bu konunun e, kanıta dayalı tıbba uyması gereken prensiplere başvurmaktır. Yani ilgili farmakolojik araştırmalar, merkezlerine, Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek kolaylıkla bunun e, bilimsel çevrelerde denenmesi sağlanabilir. Bilimsel çevrelerde e, den kasıt TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, araştırma laboratuvarları iddia edilen karışımla ilgili e, testleri yaparlar, laboratuvar denemelerini yaparlar ve bunun yararlı olup olmadığı şeklinde bir veri ortaya çıkar. Hastamızın ve bu konuyla ilgilenen kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli husus şudur. Covid aşısı bu kadar önemli bir şekilde dünya gündemini ilgilendirirken Türkiye kendi aşısını bulmak için var gücüyle çalışmaktadır. Pek çok çalışma yürütülmekte. Bu çalışmalar bahsedildiği gibi faz 1, faz 2, faz 3 aşamalarından geçmekte. Bu denemelerde elde edilecek başarılar ile sunuma geçilmesi söz konusu olmaktadır. Böylesine bir karışımın herhangi bir deneme, herhangi bir laboratuvar yönteminde değerlendirilmesi olmaksızın hasta üzerinde kullanılması cinayettir. O nedenle hiçbir aklı başında olan hekimin böyle bir konuyu öne sürmesi mümkün olamayacağı gibi hastalarına da kullandırılmasını önermek mümkün değildir. Ne yazık ki bugün hekimler tarafından da karşılaştığımız bazı sorunlar var. Özellikle inflamatuar bağırsak hastalıklarında sigara kullanımının ülseratif kolide yaradığı iddia edilmiş, uzun süre çalışılmış, herhangi bir yarara tespit edilmeden uzaklaşılmıştır. Fakat pek çok hekimde, aklında hala sigaranın ülseratif kalite yararlı olduğu şeklinde bir kanı kalmıştır ki bu son derece yanlış ve hatalıdır. Bunun dışında gayta naklinin bugün için kanıta dayalı tıp yöntemiyle değerlendirilmeden kullanılması da son derece hatalıdır. Gayta nakli konusunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut kullanımlarda ortaya çıkan ölümler nedeniyle durdurulduğunu biliyoruz. O nedenle hastalarımızın kanata dayalı tıbbın dışında olan yöntemlere son derece uzak durmaları gerektiğini belirtmem lazım. Bitkisel olduğu iddia edilen her ürünün sorun çıkarmayan ürün olacağı şeklindeki kanı yanlış ve son derece risklidir.